Sanırım başladık. İyi akşamlar arkadaşlar. Ses geldi mi? Geldi. Okey. Tamam. Çok az kişi gelmiş ama yani ne bu 180 kişi, her neyse. Şimdi, Hayret bir şey, bana acemi diyorlar. Evet ama çünkü... Şu duruma bak, oradan değil, zoom'dan izleyeceksin kendini. <laughs> i̇ki yerden çıktığı için. <laughs> Mesela onu durdurmam lazım.

Şu anda yayındayız galiba. Hayır, iki ayrı yayınımız var. Bu ne? Yayın geldi. Evet, her şey yolunda. Şimdi konuşabilirsin. Gördüm. Okay. Ee, Zoom'u da aç. Buradan seyret kendini. Çünkü öbürü seni yanıltır. Şimdi konuşabilirsin. Buyurun. Tamam, şimdiki herhalde her şey okey. Sevan beyin e, teknik bilgileri e, biz bilgisayar sektöründe çalışırken e, kulağını böyle tutma derdik. Öyle bir sistem hem Zoom açılıyor hem YouTube açılıyor filan falan neyse. Okey arkadaşlar sanırım her şey yolunda. Ve 7 dakika kaybettik. Bu 7 dakikayı hemen sorulara geçerek telafi ederim. Kemal Kılıçdaroğlu kripto AKP'li mi? Bana siyaset sormayın arkadaşlar. Ne olur. Oğlum işte. Hele Kemal Kılıçdaroğlu falan hiç sormayın. Şimdi önceden gelen bir takım sorular var. Bir arkadaş demiş ki. İrah hocam demiş. Bitki adları sözlüğü hazırlamayı düşünür müsünüz? Arkadaşlar hayır düşünmem. Neden düşünmem? Çünkü bu işi yapmış bir sürü insan vardı geçmişte. 1900'lü senelerde mesela Amasyalı Amir Dovlat vardı. Hem Ermenice hem Arapça hem Farsça hem Yunanca Latince adlı zatında Türkçe olarak da böyle bir sözlüğü yaptı. Ta 1400'lerden. Ondan sonra e, Mısır'da e, 1930'larda yine e, Kevork o, Bedevyan adında gene bir Ermeni e, bu işe soyunmuş ve sanırım e, bu o, sözlük yazma müthiş bir modaydı o seneler. E, Latince, Arapça, Ermenice, Fransızca, Almanca hatta Türkçe öyle bir sözlük ki bu bitki adları üzerinde 8 lisan ve karşılıklarını yazmış Kevork Ahbarik 1900 başlarında yani ne diyor Türk ben yazayım yazık yani değil mi yazmayayım ben bu işi başka bir soruya geçelim hemen İra Hanım öncelikle hoş geldiniz hoş bulduk. Mutlaka görmemiz gereken üç ortodok sanat eseri nelerdir demiş. Şimdi ortodok sanat eseri derken sanırım e, taa eskilere böyle e, Osmanlı'nın e, Bizans'ı tağumar etmeden önceki dönemine geçiyoruz. E, İstanbul başlı başına e, Bizans ortodokslarının bıraktığı e, eserlerle doludur. Artık Ayasofya'dan ne kaldıysa mesela o, onu görebilirsiniz. Ya yani mutlaka görün. Görülecek bir şey kaldıysa tabii. Ee, ama yolunuz mesela Yunanistan'a düşerse e, Mora Yarımadası'nda e, Monemvasya. Monemvasya'nın Türkçesi Menekşe mi ne öyle bir şey. Benefşe, Menekşe. Onu beyim bilir. Orada görülmesi gereken 12. asırın çok güzel bir kilisesi var Kaya'nın üzerinde. Benim tavsiyem odur. Ama İstanbul yani başlı başına ne desek Kariye mi desek Tekfur Sarayı yani eski Vlaherne Sarayı. Tabi orada da, da işte bu Pimapel alüminyumları falan koydular ama yine de görülecek şey var tabii ki yere batan sarayı denilen saray değil tabii ki bildiğiniz gibi sarmış ama muhakkak görülmesi gereken güzel Bizans eserlerindendir. Twitter'dan bir arkadaş bir soru göndermiş. Kafe Eskadril. Şimdi Kafe Eskadril epeydir Twitter'de bizi izliyor bu arkadaş. Böyle saçma sapan e tamamen fake fotoğraf koyuyorlar ya profillerine. O bir kere çok komik. Onu bir belirtmek istedim ben. Her neyse Kafe Eskadril demiş ki Sevan amca, amca demiş mesela. E yakın zamana değin batıcıydı. Ben Sevan Bey'i batıcı olarak tanımadım. Belki benden daha önce tanıyordu ve onu batıcı zannediyordu. Şimdi görünüşe göre anti batıcı ve adeta kemalist olmuş diyor. Kafe Eskadril e, ne batıcı olarak tanıdım ne de kemalist olarak tanıdım Sevan Bey'i. Cevabım bu benim öyle bir şey yok yani. Ee, gene bu nereden gelmiş? Twitter'dan yine gelen bir soruyu alıyorum hemen. Alper arkadaş. ...Sevan abinin sayesinde... ...Allahsız olduk. İra Hanım, Yunan toplumu dinine... ...neden bu kadar radikal bir şekilde... ...bağlı? Teşekkür ederim. Şimdi Sevan Bey'in sayesinde... ...Allahsız olmanız... ...Allah yardım etsin. Ee, Yunan toplumuna gelince... ...Yunan toplumunun... E, ...eski nesili diyelim... ...yani... ...şu anda... 60 üstü yaşı olan nesil evet dinine bağlı fakat genç nesil ailesinden e, gördüğü nasıl desem ailesinden ne gördüyse onu devam etmeye çalışıyor fakat e, o kadar bağlı olduklarını zannetmiyorum e, gerçekten e, bir inançları olduğunu da zannetmiyorum fakat e, iki büyük yortu e, her halükarda kiliseye girilir, geri zamanda kiliseye gidilmez. Yani Paskalya'da muhakkak kiliseye gidilir yani. E, 15 Ağustos Meryem Ana'nın e, göğe yükselişi o da büyük bir yortudur. E, köylerine giden Yunanlılar bunu büyük panayırlarla kutlarlar. Bu vesileyle bugün de zaten Ermenilerin e, Meryem Ana yortusu ve e, üzümün okunduğu gün çünkü bugüne kadar Ermeniler bütün yaz boyunca üzüm yemiyorlardı. Bugün yemeye başladılar. Çok sağ olsunlar artık üzüm yiyebiliyoruz. Eski bir pagan törenlerinden gelen bir olay bu da. Bakalım başka İran'ın en çok hangi ülkelere seyahat etmeyi seviyorsunuz? Batı'yı sevmiyorum. Ön yargı diyebilirsiniz bana. Ya Balkanları seviyorum mesela. Kendimi daha rahat hissediyorum Balkan ülkelerinde. Ee, Asya tarafını seviyorum her nedense. Ee, i̇nsanların daha renkli olduğunu düşünüyorum oralarda. Gençlik yıllarımda mesela bir Peru'ya gitme rüyam vardı. Ama artık yaşım da ilerlediği için öyle bir seyahati göz önüne alamadığım için istemiyorum. Amerika filan deseniz ya gitmesem de oluyor. Yani ne gereği var? Niye gideyim Amerika'ya gidip ne yapayım? Belki de ön yargıdan bu. Ama gerçekten Balkanlara tapıyorum. Mısır'a gittik mesela Sevan'la inanılmayacak kadar çok sevdim Mısırı. Taşrasını da, büyük şehirlerini de, insanlarını da her şey mükemmeldi mesela Mısır'da benim için. Kimi insanlar Mısır'a gidiyor o çok pis ıı, kokuyor mokuyor falan diyorlar. Benim şöyle bir şey yoktu gerçekten çok sevmiştim Mısır'ı. Efendim burada böyle bir tane klişe bir soru var. Eğer soru alıyorsanız tabii alıyoruz. Sevan hocamın sizinle evliliği sonrası insanlara çok daha yumuşak davrandığını düşünüyorum. Bu bağlamda sağlıklı bir ilişki için tavsiyeniz var mıdır diyor Güzün ablaya soruyor tabii ki bunu ee, Sevan demek e, benden önce sert miydi yani e, dediğim dedik miydi benimle yumuşadı mı zannetmiyorum Sevan her zaman Sevandır ee, ama yaş ilerledikçe belki de ne bileyim hepimiz yumuşuyoruz. Sağlıklı bir ilişki için tavsiyeniz var mı? Evet. Hep kendiniz olun. Kendiniz olmamaya başladığınız zaman ilişkide kırılmalar başlıyor. Bakalım başka neler var? Hayatımın dönüm noktası dediğiniz bir an olay var mı? Şimdi burada yani böyle bir kadın aslında yani kadınlara özgü bir soru gibi görüyorum bunu. Neden? Bir kadının dönüm noktası ne zaman oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? İlk çocuğunu doğurduğu zaman. O zamana kadar e, müthiş bir performansla kendini kariyerine veriyor kadın. E, hattı zatında çok güzel yükselmeler de yapıyor ama o analık duygusu geldiği andan itibaren evet hayatının dönüm noktası oluyor. Birdenbire e, iş hayatındaki sert kişiliği yok oluyor. Kendini çocuğuna adıyor ve çocuğu için Kariyerini de bırakabiliyor. Benim hayatımın dönüm noktası da Christopher'di. Bundan 24 sene önce. Ama bana soracaksanız iyi ki de doğurmuşum. Çok sevdiğim ve hayatını güzel yönlendiren bir çocuk oldu Christopher. Şu anda Londra'dan bizi dinliyorsa ona öpücükler gönderiyorum. Evet hayatımın dönüm noktası birinci doğumumla başladım. Yine bu çocuklar mocuklar davasıyla bir soru var. Yeterli temel ihtiyacı ve bakımı alamayan birçok insan varken hala insanların ısrarla yüksek miktarda üremesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakamayacaksa üremeye hakkı yok mudur? Şimdi eskiden insanlar çocuk doğuruyorlardı, kapının önüne bırakıyorlardı. Çocuk orada büyüyordu yani. Artık öyle olmuyor çünkü çocuğu kapının önüne bırakamıyoruz. Devlanlı bir vaziyette çocuğu kapalı beton dairelerin içinde büyütmeye bakıyoruz. Özel okullara gönderiyoruz. Karate yapıyorlar, bale yapıyorlar. Ne bileyim işte bir takım yeni moda sporlarla ilgileniyorlar ve biz bu çocuklara bakamıyoruz çünkü bunlar çok masraflı şeyler ee, o yüzden eğer üremek istiyorsanız bütün bu parayı ödeyebileceğinize inanıyorsanız üreyin ee, insanda bir hayvan türüdür üremek zorundadır bakamayacaksan üremeye hakkı yok mudur yok yani bakamayan bile üretiyor ama şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. Şimdi bu devamlı eleştiriyoruz ya Arap toplumdaki e, üç kadınlı, beş kadınlı e, erkekleri e, ödeyebildiği kadar kadın alıyor ve yürüyor bu adam. E, çocuklarını da yetiştirebiliyor. Hatta zaten de bu yetiştirdiği çocukları Amerika olmuş, İngiltere olmuş gidiyor orada da okutuyor falan falan ne bileyim onlar daha iyi ürüyor galiba biz batılılardan. Onlar ürüyor, biz üreyemiyoruz. Demek onlar hakim olacak yarın öbür gün. Dünyamıza dikkat edelim. Efendim, İstanbul'un şu an düşürdüğü korkunç tablo hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden bu İstanbul'u devamlı bir vaziyette ...korkunç olarak görüyorsunuz... ...son zamanlar ben İstanbul'a... ...sıkça gittim... ...gerek sağlık sorunlarım falan falan... ...orada halletmek için... ...her seferinde... ...tabii ki çok kalabalık bir şehir... ...fakat... ...ya sizin dediğiniz gibi değil... ...ya da gerçek bir İstanbullu olunca... ...o İstanbul'un güzel... ...yerlerini görebiliyorsunuz... ...o... ...bir takım küçük teferruatlar vardır İstanbul'dan. Ee, sizin e, geçmişinize, ruhunuza giren o küçük teferruatlar... ...hiçbir zaman İstanbul'dan yok olmayacak... ...ve İstanbul'da her zaman için... ...dünyanın en güzel şehirlerinden biri olmaya devam edecek. Evet. Şehirleşme var, milyonlarca insan var... Ne yapalım yani? Oluyor. Öyle kabul edeceğiz ve güzel yerlerine bakmaya çalışacağız. Türkiye'de yaşadığınız dönemde karşılaştığınız ilginç olaylar nelerdi? Bakın şimdi ben Türkiye'de bütün çocukluk senelerimi yaşadım. Böyle 12 yaşına kadar falan. falan Ondan sonra gençlik dönemimde bir comeback yaptım. <laughs> o zaman da işte bu Türkiye'nin Biraz kargaşalı dönemiydi. Benim karşılaştığım, şahsen yani yaşadığım e, ilginç olayların birisi... ...günün birinde e, sırt çantamın içinde bir tencere yaprak dolması vardı. Etli. E, bir mitinge karıştım. Nasıl karıştığımı da ben de hatırlamıyorum. Ama yani birdenbire kendimi o mitingin içinde buldum. Ve polis tarafından... E, yakalandım ve gözaltına alındım. Benim bir tencere yaprak dolmasını bomba olarak e, report ettiler. Ve 8-9 saat yani gözaltında kaldım. Ondan sonra yani komiserim sağ olsun dolmaları yemiş. Özür dileriz dedi. Bomba değilmiş dedi. Dolmalar nerede dedim. Dolmaları dedi yani ya, efendi yedik dedi. Var dedim biraz bıraksaydınız, valla bırakamadık dedi. Dolmalar gitti, tencereyi boş bir şekilde aldım, geri döndüm. Böyle ilginç olaylar e, Türkiye'de devamlı yaşanır. Gün aşırı yaşanır. Türkiye'nin bir rutinidir ilginç olaylar. Yeter ki evinizden dışarı çıkın, her an bir ilginç olayla karşı karşıya gelirseniz. Bu canımın coğrafyası Türkiye'den. Hocam, Nikos Vertis mi, Kostandinos Argyros mu? Şimdi hocam bu soruyu nereden sanırım bu soru YouTube'dan geldi. Bu Nikos Vertisler, Konstantinos, Argyroslar falan yeni neslin dinlediği şarkıcılar. Ve bu şarkıcılar da böyle yani benim pek dinlemediğim türde şarkılar söyleyen insanlar. Ama yani Türkiye'de çok seviliyor. Çünkü işte bir kalamarak ya bir kitap ki yenildiği zaman Nikos Vertis çok güzel dinlenilen bir şarkıcı ...zannediyorum, yani o klasta olduğunu zannediyorum. Ee, benim e, gençliğimde Yunanistan'da e, dinlediğimiz şarkıcılar... E, ...mesela Mitropanos'tu, e, deliler gibi Mitropanos e, Efendim, Buzuki'ye gittiğimiz zaman yani gece hayatının yaşandığı... ...böyle tabakların, çanakların kırıldığı yerlerde mesela... Angela Dimitriou, Lady'e giderdik. Çünkü öyle bir e, kafa çekerdik ki artık Angela Dimitriou hangi şarkıyı söylese... ...o bizim yaşamamızdan bir parça olurdu Lady'nin parçaları. Deliler gibi Angela'yı dinlerdik. E, ama e, böyle biraz e, üniversitedeki entel dantel e, arkadaşlarımıza da... ...hiçbir zaman Angela'ya gittiğimizi söylemezdik. Onun yerine işte... Papazoğlu'na gittik. Nikos Papazoğlu mesela çok güzel şarkılar söyler. Böyle e, siyasi içerikli falan falan Arvanitaki'ye gittik derdik. E, Protopsalti'ye gittik derdik. Böyle derdik ama aslında Angela Dimitriou'yla çok güzel vakit geçirirdik. O yüzden Vert ismi Argyros mu? Bir cevap veremeyeceğim. Angela Dimitriou'yu bir dinle. Efendim. Aa, bu, bu soru çok kötü ya böyle klişe soruları sevmiyorum böyle birazcık gıdıklayıcı sorular sorun istiyorum ama soramıyorsunuz merhaba eşiniz ve size selamlar selamun aleyküm evlilikte aynı kutuplar her zaman birbirini iter mi yani böyle evlilikte kutuplar mutuplar işin içine girince benim kafam karışıyor neyse yoksa birbirini tamamlar mı? Hmm. hayat tarzında fikir ve ideolojide aynı görüşte olmak demiş. Ba abi bilmiyorum abi ya yani bu soruyla sen tek baş bu sorunun üstesinde sen tek başına gel. Böyle içinde içine kutuplar filan, ideolojiler filan girince olmuyor. O kadar komplike değil bir evlilik. Ciddiyim yani o kadar ciddiye almayın bu evlilik olayını. Herkes rolünü üstlensin. Kutupmuş, mutupmuş onları bir kenara bırakın yani. Erkek ve kadın kendini rolün kendi rollerini üstlenmek zorundadır arkadaşlar. Başka bakalım ne varmış başka güzel burada not ettiğim soru, sorularda. Ha, demiş ki arkadaş demiş ki şöyle demiş. Bizimkiler mübadele ile Girit'ten gelmişler. Çok seviyorum Girit'ten gelen e, Girit'ten gelenlere Türk mi denir bilmiyorum. Girit'ten gelen Müslüman mı desem? Her neyse. Bizimkiler mübadele Girit'ten gelmişler. Mübadele tanıdıklarınız veya anılarınız var mı? Şimdi arkadaşlar mübadele de ben herhalde doğmamıştım da. O yüzden e, şahsen kendi anılarım yok. E, fakat e, duyduklarım var. E, biz Almanya'da çok sevdiğim ve saydığım bir arkadaşım var Kemal Yalçın. Kemal Yalçın bu konuyla çok güzel kitaplar yazdı. Onun kitaplarında değerli anıları bulabilirsiniz. Benim şahsen yok. Ama Girit'ten gelen ve Türkiye'de yaşayan insanlarla tanışma şerefinde bulunmuştum. Çok çok sevmiştim onları. Nedense. Okey. Bakalım başka başka burada not ettiğim sorulardan ne varmış? Bu da bir zor bir soru. Ben böyle zor sorularla karşı karşıya gelince böyle hemen atıyorum ya. Şimdi Twitter'dan bir arkadaş bir video göndermiş. Ben tabii o videoyu seyretmedim. Çünkü ben öyle videolar seyretmiyorum. E, vaktimi alıyor öyle videolar aşağıdaki bilimsel videoda mesela şimdi bilimsel video değil o bilimsel video dediği andan itibaren zaten ben o videoyu seyretmeyeceğim böylece gibi evrim teorisi bilimsel olarak artık yanlışlanıyor evrim teorisinin yanlışlandığı mesela ben onu bilmiyordum Darwin filan o, o konular var ya bu evrim teorisi o mu yanlışlanmış acaba bilemeyeceğim bu kapsamda siz de Sevan Bey gibi ateizmin en büyük dayanağı evrim teorisine inanıyor musunuz? Teşekkürler. Sevan Bey bilmiyorum neye inanıyor. Ateizmin dayanağı evrim teorisi ne mi inanıyor Sevan Bey bilmiyorum. Hiç de sormadım. Ee, ama bu komplike soru hakkında şöyle bir cevap verebilirim ki yani arkadaşlara cevapsız bırakmamak için yani o da. Çünkü biz biyolojik olarak şu dünyada varız arkadaş. Ve biyolojik olarak biz bu dünyada yaşadığımız süre içerisinde ne yapıyoruz? Gerimizde ne bırakıyoruz? Ya bir bakıma doğmuşuz. Nasıl ki bir tavuk yumurtluyor ve yumurtadan bir civciv çıkıyor ve biyolojik olarak bu civcivin e, hayatında e, ne yapacak bu civciv? Biraz büyüyecek, tavuk olacak. Ondan sonra da çorba olur. Bugün de tavuk çorbası yapıldı. E, biyolojik olarak tavuk yemek oluyor. Biz insanlar da arkamızda bir şey bırakarak gidiyoruz. O yüzden... Evrim teorisini bir kenara bırakıyorum ve diyorum ki şu dünyada yaşadığımız süre içerisinde arkamızda güzel şeyler bırakalım, tanıdığımız insanlar, beraber olduğumuz insanlar bizim için güzel şeyler söylesinler, arkamızdan bir dua okumasınlar, evrim teorisini de bir kenara bırakalım. Okey, bakalım başka not ettiğim sorulardan ne varmış burada? Hmm. ...o kadar ya fazla almamışım... ...şimdi o zaman... ...şu anki gelen sorulara... ...geçiyorum... ...buradan live chat yapıyorum... ...ki her şeyi görebileyim... ...oo... ...ortodoks kilise bir demiş neymiş burada... ...İran'ın bilindiği kadarıyla ortodoksunuz... ...ve Sevan Bey ortodoks kilisesinde... ...vaftizli değil... ...kilise evliliğinize nasıl... ...müsaade etti acaba nasıl Sevan Bey de yani Ermeni Ortodoksudur. Tabii ki Yunan'ın kilisesinde böyle bir törenle Tanrı huzurları altında evlendik. Sevan Hocam yayınlara ne zaman dönecek? Lan, bırak adam bir ay tatil yapsın ya. Ya o kadar bir senedir aman İra Hanım gelin şurada yayın yapın filan dedin. Ondan sonra da Enes Bural diyor ki Sevan hocam yayınlara ne zaman dönecek? Ne bu sevda ne bu aşk yani? Efendim... İra Hanım, Sevan en son ne zaman çiçek hediye etti? Size kadın çiçektir diyorsun. Ya Sevan böyle çiçekle filan pek arası iyi değildir ama hiç beklemediğim bir zaman bir yerden bir çiçek kopartıp getirebilir yani ama özel olarak gidip de çiçek almaz. Öyle yani bir centilmenlikleri yoktur beyimin. Bu ne demiş? Ay bu dışkı meselesi. Şimdi arkadaş diyor ki dışkı meselesi, meselesini nereden öğrenebilirim, yönlendirebilir misiniz? Yani bu dışkı meselesini bir önceki benim yaptığım özel yayında da anlatmıştım. Git bu dinle. Bu ne demek ki? Sevan Bey size propaganda yapmıyor mudur? Sevan Bey'in hayatı propaganda. Burada şöyle çok özel bir soru var tam magazinlik. Sevan Bey bu sürgün döneminde terk etmenizden korkuş, kork, korkmuş mudur? Siz Sevan Bey'de Bey'de böyle bir endişe hissettiniz mi? Şimdi Sevan Bey benim e, nankör olmadığımı biliyor. Ve sanırım böyle bir duyguyla karşı karşıya gelmedi. Gelmesini de istemem. Güveninin sarsılmasını da istemem. Başka Sevan'ın başka tarafı ne diyor? Hmm. Arkanızdaki Aziz kim? Arkanızdaki dur bakayım. Çünkü video böyle 2- üç saniye Farklı gidiyor ya size. Ben şimdi böyle çekilsem acaba Aziz görünüyor mu? Arkamızdaki Aziz, e, Aziz Yorgo. E, ama tabii ki bu Balkan ülkelerinde Speti Yorye diye biliniyor. E, ev sahibimizin e, çok sevdiği bir Aziz'miş. O yüzden böyle koskocaman bir tane ikonasını da buraya koymuş. Aziz Yorye'yi yiyorsun George. Sevan abi yengeye çok güzel Türkçe öğretmiş. Allah senin belanı versin. Ben Sevan Bey'i mi bekliyordum Türkçe öğrenmek için? Ben zaten Türkçeyi biliyordum oğlum. Nasıl yani bu ya? Kendisini ilk defa takdir ettim. Yani şimdi sen zannediyorsun ki Sevan Bey günahlı bir bacı buldu. O bacıya oturdu dört sene içerisinde. Bu telafizde Türkçe öğretti. Nah. Başkana gelmiş. Ya işte bir geçen sefer de böyle oldu bana güzel sorular yazın dedim buradan. Ömer Bey diyor birisi. Evet burada bir, bir, sanırım bir kadın galiba İra Hanımcım demiş çok mutluyum iyi ki geldiniz. Benim de sorum Türkiye'de doğuda batıda çocuk yetiştirmek arasında büyük farklar var mı siz, sizce? Şimdi Türkiye'deki nasıl Türkiye'deki insanlar nasıl çocuk yetiştiriyor benim pek bilgim yok bu konuda. İplik hanım mı desem size iplikmiş ismi. Muhakkak ki Türkiye'nin doğusuyla batı coğrafyası apayrı bir coğrafya. Muhakkak ki Batman'da yetişen bir çocukla İstanbul'da yetişen bir çocuk arasında çok büyük farklar vardır. İnsaflı, özgür bir birey olmaları için yapmamız gereken nelerdir? Bitlis'teki, Batman'daki, Van'daki, Kars'taki, Adıyaman'daki çocukla İstanbul'daki, İzmir'deki, Ankara'daki çocuk arasında büyük fark var. Artık bunların, onların verileri, ebeveynleri düşünmek zorunda. Şimdi burada Mustafa arkadaşımız Paris'teymiş. Çok güzel, ne kadar güzel Paris. Umarım Paris'teki mitinglere katılıyordur Mustafa arkadaşımız. Yunanca öğrenme konusunda kaynak, radyo, televizyon ne tavsiye edersiniz? Bakın şimdi. Bir lisanı öğrenmek için e, Sevan'a sorarsanız, Sevan size dünya kadar e, gramer e, kitapları tavsiye edecek. E, sözlük falan okuyun diyecek. Evet, Sevan Bey mesela derken eğer bir lisan öğrenmek istiyorsun, e, al böyle tuğla gibi bir sözlük ve... Tek tek kelimeleri okumaya başla ondan sonra lisan öğrenirsin der. Bilemeyeyim onu da deneyebilirsin. Ama bence sen e, en adisinden olan Yunan dizileri izle. Ama en adisinden ki e, küçük cümleler kurabilesin. Zeytinyağlı yaprak tarifi almamız, Zeytin Zeytinyağlı yaprak tarifini. Şimdi burada size nasıl desem yani zeytinyağlı yaprak tarifi? Ee, tabii ki bol soğan koyacaksın. Bak. Fıstığı esirgemeyeceksin. Sultanina markasından üzümü koyacaksın. Bir tane domatesi de rendele. Güzel tat veriyor baharatlara önem, önemsemek zor. Baharatlar çok önemlidir bu zeytinyağlı işlerinde. Bas limonu sonra. Kalomira dinler misiniz İra Hanım? Ha, bir annavisi ve kalomira demiş. Annavisi ve kalomira dinler misiniz İra Hanım? Anna Visi, gençlik yıllarımda dinlemiştim. Kalomira çok genç benim için yani. Benim çocuklar bile dinlemiyordu kalomira iler nedense. Kalomira dinlemiyorum. Eurovizyona da katıldı değil mi Kalomira? Çok sevilmişti Kalomira. Ama şimdi Amerika'da Kalomira. Ve e, zengin bir e, Yunanlı göçmenle evli galiba. çocuk çocuk peşinde. Genelde öyle oluyor böyle. Yıldızları bir parlıyor. Ondan sonra işte e, kendi ırklarına ait mevsup olan bir mobilyacı veya bir lokanta sahibi. E, efendime söyleyeyim. İşte böyle emlak işleriyle uğraşan zengin bir Yunanlı buluyorlar bu kızlar. Evleniyorlar, çoluk çocuğa karışıyorlar. Kalomira Mastelios'e artık şarkı markası neydi de yok galiba. Evet, Vasilis Karas. Vasilis Karas. Şimdi sanırım siz bu Yunan müziği denince böyle Nasıl desem? Türkiye'nin ıı, hangi şarkıcılarıyla kıyaslasam ben bunu? Böyle arabesk, arabesk türü şarkıcılar dinliyorsunuz ya. Yunanlıların başka güzel şarkıcıları da vardır halbuki. Vasilis Karas arada bir dinlenir. Fazla da dinlenmez ama yani çünkü kafa şey ediyor. Hayvan adlarıyla öyle bir sözlük var mı? Bitkiler ne bileyim abi hayvan adlarının sözlüğü yok mu? Sevan'a mı sorarsak? Onları da mı yazsa yani? Hayvan adları sözlüğü de mi yazsa? Sevan'ın 20 yaşındaki haliyle seks yapmak ister miydiniz? Şimdi arkadaşlar özel bir soru bu tabii ki. Şimdi Sevan 20 yaşındayken ben sokakta top oynuyordum. Ya düşünebiliyor musunuz? O kadar büyük bir yaş farkımız var yani. Olmaz. İran'ın burcunuz Başak mı? Na, no, Başak değil. Kova. Yine Yunan müziğine dönüş yaptık. Tamam, okey. Yunan müziği ise Yunan müziği. İra Hanım, Stamatis Kokotas. Stamatis Kokotas, ya benim annemin gençlik döneminde de var olan bir şarkıcıydı. Böyle acayip bir saçı vardı. Burada favoritler falan falan bir o zamanın modasıydı herhalde dinleyen birini elit olarak niteler misiniz? Elit niye elit olasın ki? Stamatis kokotas dinlenir aslında. Daha doğrusu stamatis kokotas dinlerseniz söylemeye utanır mısınız? Yoksa açıkça dile getirir misiniz? Ben söylerim. Dinlemişliğimde vardır stamatis kokotası. Öldü o da. Bakın burada mesela Sevan şu anda burada adminlik yapıyor. Bu adi soruyu burada ee, silmemiş, o yüzden ben bunu remove ediyorum ya. Sana ne ne kadar? Ümit Özdağ'ın eşiniz hakkında attığı tweet'i gördünüz mü? Evet gördüm yani. Ümit Özdağ, valla Ümit Özdağ benim e, beyimi kullanmış. E, o tweetinden sonra. Onu takip edenler filan çoğalmış. Ee, resmen kullanıldı benim beyim yani. Her meşhur olmak isteyen Sevan Nişanyan'ı kullanıyor. Ayıp ediyorsunuz ama kendi kendinize meşhur olun. Hayatınızda Sevan Hoca'dan kıymetli ne vardır? Tabii ki vardır. Bir kadın anne olduktan sonra kıymetli varlıkları çocuklarıdır. Sevan ve çocuklarım ve onun çocukları bunlar bizim kıymetlilerimiz Paris'te gelecek misiniz? Yok gelmeyeceğim ya Siz kalın Paris'te Beni bunalttı Paris biliyor musunuz? Ben Paris'te iki ay falan kaldım ben Feci bunaldım Paris'ten Yakın zamanda geleceğimi zannetmiyorum Evde kediniz var mı? Berkay sandıkçı demiş. Berkay sen galiba bizim yani hangi şartlarda yaşadığımızı bilmediğin için bir de kedi sormuştun. Cevap vermiyorum. Rum kilisesi sonradan Müslümanların Rumların kaydını tutuyor muydu? Bildiğim kadar öyle bir kayıt yok. Yani dönmelerin kayıtlarını tutmadı kilise. Bunu da siliyorum. Kocamın gözünden kaçmış. Ve söyleyemem şimdi. Selam İra Hanım. Hoşimin yazmış. Hoşimin kardeşimiz yazmış bunu. Bu yıl iki Yunan adasına gitme şansımız oldu. Ne mutlu size insanların samimiyeti, güler yüzlülüğü ve dürüstlüğü sanki sonra bir puçluk çıkacak hissini verdi ama öyle olmadı. Var mı yanlışlar? Hoş min? Hayır, yanlışın yok. Bakın, e, herhalde Ege tarafındaki Yunan adalarına gittiniz. E, gerçekten çok şeker insanlar, e, adalarda yaşayan Yunanlılar, çoktan. E, Hayatlarının büyük bir bölümünü karşıda Türkiye'yi görek geçiriyor bu insanlar ve e, sizlere karşı da öyle bir ön yargıları yok. E, halen saf ve puştuk düşünmeyen yanları var. gerek tavernasından gerek otelinden gerek pansiyonundan deniz kenarından filan falan e, gönlünüz rahat olsun e, adalarda yaşayan Yunanlılardan size kuşluk gelmez gidin bakalım başka ne olmuş burada oho oh, oh. İran Hanım İran İra İra bak e, İran Yunanistan Batı Trakya Türkleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Batı Trakya'da yaşayan Batı Trakya mı deniliyor? Öyle mi demek lazım? Yani Yunanistan'ın batısında mı desek? Yaşayan e, Türk nüfusu e, bir dönem e, çok yakından da yaşadım. E, oradaki camilerin restorasyonlarında bulunmuştum, e, okulları, öğretmenleri, aile yapıları esnaf hayatları, biraz da bilgim var orada yaşayan Türkler hakkında şöyle bir olay mesela siz onlara diyorsunuz ki Batı Trakya Türkleri diyorsunuz onlar Yunanistan'dayken kendilerini Yunanlı olarak görüyor Türkiye'ye gittikleri zaman Türk olarak görüyor sizler de onları Türk olarak görüyorsunuz Böyle bir karman çorma olaylar var. Yakın zaman içerisinde büyük haksızlıklar yaşadılar. Trakya'daki Türk azınlıklar. Ama bunun nedeni olarak din. Batı Trakya'da yaşayan Türkler e, din, din unsurunu o kadar çok öne koyuyorlar ki bu tepki yaratıyor. E, okulları açısından da, esnaf hayatları açısından da büyük zorluklar yaşadıklarını ben görmedim. E, rahat bir hayatları var. Politikaya da atılıyorlar, Yunan e, parlamentosuna da giriyorlar. Ee, sağ olsun, sağ olsun, her iki partide de vekilleri var. Onların hakkını koruyan vekiller bunlar. Ee, i̇şte arada bir bazı patlamalar oluyor. Sanırım o patlamalar da e, Türkiye'den gelen bir e, çizgi gibi patlamasa da olur. İran'ın Kürt Ermeni ilişkisiyle alakalı ne söylemek isterseniz bir şey söylemek istemiyorum. Kürt Ermeni ilişkisi ha hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sevana ev işleri, temizlik, bulaşık gibi işler yaptırıyor musunuz? Nasıl adi bir soru bu ya? Hiçbir şekilde savanla bir kere mutfağa sokmuyorum. İzin alıp giriyorum. Efendim. Evet bu mesela <laughs> çok güzel bir soru. <laughs> Devamlı bu soruyla karşı karşıya giriyoruz. İra Hanım. Bir Avrupalı size nerelisiniz diye sorunca nasıl bir cevap veriyorsunuz? Türkiye'li Rum mu diyorsunuz? Bu gerçekten çok e, zor bir soru biliyor musunuz? Ve pek çok kez başımıza geliyor Sevan'la. E, neyi anlatalım ki arkadaş? Çok zor bir soru bu. Biz ne ne, ne neyiz? Sorusu gerçekten çok zor bir soru. Mesela dün akşam bir İtalyan ailesi e, buradaydı. E, adam tabii ki sordu yani ne, nerelisiniz dedi. E, Sevan Türkiye deniz deyip attı öyle. Ondan sonra ben e, telefonda Yunanca konuştum. Adam geldi dedi ama dedi bu dedi konuştuğunuz başka bir lisan. Kafalar karıştı tabii ki. Bizim için çok zor bir soru bu biliyor musunuz? keşke İstanbulluyuz diye bir cevap verebilsek ama onu da veremiyoruz. Çünkü İstanbul'un tarihini bilenler çok az. İstanbulluyuz denildiği vakit artık sizi Türk olarak görüyorlar. Valla ben de bilemiyorum. Nerelisin dedikleri zaman böyle konuyu değiştiriyorum artık. Ee, başka ne demiş bakalım. Burada bir takım insanlar yine birbirlerine girmişler. Yok Aleviler, yok Takyalı Türkler falan falan yapmayın ya. Girmeyin böyle birbirinize. Yunanistan'da kuşaklar arası dil anlaşmazlığı zorunluğu çok belirgin mi? Hayırlı akşamlar. Hayır değil. Ee, tabii ki gençlerin literatürüne e, yeni bir takım e, saçma sapan kelimeler giriyor, kendi aralarında bunlara anlıyorlar. Ama e, bu fazma o kadar büyük değil. İra Hanım iyi akşamlar. Sizce el okunabilir basılı gazeteler hangileri? Hiçbir bilgim yok çünkü basılı gazete artık okumuyoruz. Ne yazık ki. Bilmiyorum ya yani hele hele Türkiye'de Türkiye'de doğru düz gazete var mı? Onu da bilmiyorum. Son gittiğimde şöyle bir göz atmıştım gazeteler ama e, va, okuyacak bir şey bulamadım ben. Yunanistan'ın ucuz ve yaşanılabilir yerleri neresi demiş. Şu son dönemde Yunanistan ee, feci şekilde pahalı bir e, ülke oldu. Yani e, bildiğiniz gibi biz e, bir buçuk seneden daha fazla belki de e, Yunanistan dışındayız. E, Avrupa standartlarını da yaşadık, Avrupa'nın fiyatlarını da gördük. Yunanistanla da kıyasladık bunu. Fakat şu an aldığım bilgilere göre Yunanistan'da hayat gerçekten çok pahalı oldu. Hele hele büyük şehirlerde ev kiralamakmış, iş bulmakmış hayal gibi oldu. Belki kavala mesela daha ucuz olabilir. Adalar pahalıdır, dikkat edin. Çünkü e, adalara gelen bütün gıda maddeleri ana kara'dan geldiği için daha pahalıdır adalar. E, Peloponisos tarafı kira açısından biraz daha ucuz olabilir büyük şehirlerden. Avrupa'da artık ucuz yaşanabilecek bir yer kaldığını pek zannetmiyorum. Mesela şu anda Karadağdayız. E, Karadağ bile. E, gerçekten e, pahalı bir ülke ve Karadağlılar nasıl baş ediyor diye düşünüyorum. E, e, nasıl bu karara varıyorum? İşte bir pazara gidiyorsun. Pazarı da yeni keşfettik. Bu kadar zaman yani pazarın nerede olduğunu bilmiyorduk. En sonunda geçen gün Google amca sağ olsun. Buranın pazarı nerede diye Google amcaya sorduk. Yani buranın kabağı, domatesi, hıyarı nerede satılıyor ki? Google amcadan öğrendik. Fiyatlar Marketlerden daha ucuzdu ve daha güzel meyveler sebzeler vardı Podgorica pazarında çok güzel çok beğendim hatta Türk ürünleri de vardı işte bulgurmuş falan falan fakat e, Karadağ'ın marketleri bile çok pahalı e, et Türkiye'den biraz daha ucuz diyebilirim aslında fakat genelde bütün dünyada bir pahalılık boy gösteriyor. Abla, adalar çok tutucu be. Bak şimdi, e, adalar tutucu olabilir. Çünkü bu um, neden tutucudur biliyor musun? Köyler, adalar tutucudur. Çünkü oradan e, toplum küçüktür. Küçük toplumlardan uzak durun. Eğer tutuculuk ve dedikodudan e, arınmak istiyorsanız, Küçük yerlerden uzak durun Büyük şehirlere e, Devasa apartmanlara girin ki e, Başınız derde girmesin Arkanızdaki resmi açıklar mısın Dedik işte e, Aziz Yorgos arkamızdan Başkan İran'ın birkaç Yunanca cümle Söyleyebilir misiniz Neden inanmıyor musun Yunanca konuşabildiğime? ne kadar ayıp bir şey Pontus Rumlarıyla, gerek Müslümanlarıyla, gerek Hristiyanlarıyla. Abi nasıl karman çorman bir şey yani bir Pontus var, orada Rumlar var, Müslümanlar var, Hristiyanlar var. Ne zaman ilk defa tanıştınız ve haklarında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ım ee, Fatih yazmış bunu Fatih için ben e, Atina'da olduğum dönemde çok uzun bir dönem e, Atina'da yayınlanan hem gazete hem bir dergide e, paralel olarak e, başka medyalarda da makaleler yazıyordum bu e, e, işte bir takım araştırmalar bu kaybedilen topraklar diyelim mahvolan hayatlar diyelim o konular hakkında Rumların ve Ermenilerin Türkiye coğrafyasında yaşadığı adaletsizlikler hakkında pek çok makalem vardır. O insanlarla o zaman tanıştım. Yani bundan 25 sene önce filan bu Pontus Rumlarıyla da o zaman tanış, tanışıklığım oldu. Fakat size şunu söyleyeceğim. Ee, 19 yaşında filan olmalıydım. Belki de 18. Ee, İstanbul'da bir kadın arkadaşıma e, gittim 2-3 günlüğüne ve o zaman Yeşilköy Havalimanı vardı. Yeşilköy Havalimanı'ndan bir taksiye bindim ve arkadaşının evinin adresini verdim. Tabii ki havalarından taksiye binilince taksi şoförüyle hemen o muhabbet var ya nereden geldiniz? <laughs> Yurt dışından mı filan? Molboro var mı yanınızda? Gibilerden. Tabii ki benim yanımda Avrupa sigarası vardı. Taksici arkadaşa verdim. Çok da sevindi. Ve işte nereden filan falan derken işte Atina'dan dedim. Aa dedi Yunanistan filan falan Yunanlı mısınız? E birazcık Yunanlıyım dedim. Birazcık buralıyım oradan buradan. Siz nerelisiniz de dedim. Ve adam bana dedi ki ben dedi Trabzonluyum dedim. Tabii ben o zaman da gençim. Biraz da patavatsız olduğum için o yaşta. Bir daha bir ağzımdan şu cümle çıktı. Aa demek Pontuslusunuz. Ee, Taksi şoförü önce bir böyle bir, birkaç saniyelik bir şok yaşadı ve kafasını arkaya döndürerek bana dedi ki evet nereden bildiniz dedi. E düşünebiliyor musunuz? Bu 25 sene önce oldu. Tabii daha sonra uzun uzun adamla konuştuk. Anneannesi Sofia hakkında filan falan. Sorum şu demiş: Yüzyıllardır ortak kültürü yaşamış bu insanlar. Bu insanlar derken Türk ve Yunanlıları kastetmiş. Neden bu kadar düşmanlar? Bu sorunun cevabı o kadar kolay ki. yani bu bir siyaset. Bu düşmanlık isterseniz bir gece içinde yok olabilecek bir olay. Mesela. <laughs> Bu gece e, Recep Tayyip Erdoğan reisimiz televizyona çıkıp biz Yunanlılarla, biz Rum kardeşlerimizle her zaman kardeştik. Hep beraber bir sofrada kuru ile kalamarak ye yiyebiliriz derse ertesi gün bütün Türkiye Yunanlıları sever. Ayrıca ne, Konstantinos Misota Kiryakos pardon Kiryakos yeni başbakanımız selfie çeken Kiryakos Misotakis televizyona çıkıp Türkler bizim her zaman için kankamızdır, can dostumuzdur. Hep beraber bir çay demleyelim, yanında simitle içeriz derse ertesi gün bütün Yunanlılar Türkleri sever. O kadar basit bir olay. Ama durmadan yok senin F-16'ın varmış, yok sen benim e, 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 bilmem ne sularıma girdiğinde oradaki çipuralarımı aldın mı filan falan durmadan birbirleriyle didiştikleri zaman bu dostluğa imkan verilmeyecektir. Noel babamızı istiyoruz. Vermiyorum Noel babanı. Noel baban artık e, e, tatil yapıyor. İra abla opera sever misiniz? Ya fazla sevmiyorum. Ben operacı değil. Ve fazla klasik müzik de sevmiyor. Sevan çok seviyor. Ama onunla beraber dinliyorum. Onu kırmamak için dinliyorum. Aynen. Bir, bir de ben Alman operasından nefret ediyorum arkadaş. Sevan çok seviyor. Fakat beyim sevdiği için ben de dinliyorum. İran'ım, Selanik mi, Atina mı? Hangisini tercih edersiniz? Şimdi bu tercih yok. Ben Atinalı olduğum için sana Atina diyeceğim. Ama Selanik daha güzel. Ben Selanik göçmeniyim. Bizim bütün sülale kendilerini Türk zannediyor. Ben Amerika'ya geldikten sonra DNA testi yaptırdım ve Türklük yüzde 0,25 çıktı. %60 Grek ve yüzde %40 Doğu Avrupa ülkeleri çıktı. Oluyor arkadaşlar böyle bir olaylar oluyor yani. Şimdi ben size her zaman rica etmişimdir. Diyorum ki siz bana magazinle gelin. Siz bana magazin haberlerle geik yaparak, geyin arasına güzel bir, e, mesajlar sokarak gelin diyorum. Şimdi sizin bu Fidan bey mi diyeyim artık han hanımefendi mi diyeyim? Fidan, e, senin bu olayın sana şu cevabı vermemi gerektiriyor. Annenden başka kimse senin ne olduğunu bilemez. Bir de anneannen. O yüzden yüzde 0,25 Türk çıkmışın filan falan bunların hepsi fasafiso. de mesela büyük bir e, sansasyon patladı geçen gün. Ben ağzım açık bir yani bütün a, a, haberleri okudum. Kafa almayan bir olay olmuş Girit Adası'nda, Hanya'da. Bir klinik e, Balkanlardan bir sürü e, genç bacılar getirmiş. E, sağlıklı, e, güzel e, ve e, onları yumurta döneri olarak kullanmışlar. E, bu yumurtaları Yunanlı bacılara ekmişler. Bu Yunanlı bacılar da şimdi yani Balkanlara has çocuklar doğurmuşlar. Allah bullak bir olay yani. Kim artık ne bilemiyoruz. Abla Fas'a gittin mi? Gittiysen tavsiye eder misiniz? Ee, ablasının gülü. Ben Fas'a gitmedim. Fakat e, e, be, beyimin e, çocukları Fas'a çok sık gittiler ve Fas'ı çok çok beğendiklerini bize söylediler. Ee, ballandıra ballandıra anlattılar. Ee, gidilesi değer bir yer olarak e, görüyorum ben de. Gitmediğinizse gidebiliyorsanız gidin. Bunlar güzel ülkeler. İranım sizce hayatın anlamı nedir? Geç. Geç. İranım merhaba. Kapadokya'dan gelen Rumların Yunanistan'da bir alt kültürü var mıdır? Tabii ki vardır. Mesela benim baba tarafım da Kapadokyalı'dır ee, ve babaannemin e, erkek kardeşi de bir Kapadokyalı olaraktan e, Yunanistan'a göç etmiş ve o tüm örf adetlerini e, getirmiş adamcağız. Hatta zaten Yunanistan'da yaşayan e, bütün Kapadokyalılar e, dernekleri vardır, efendime söyleyeyim. E, folklor falan, e, yemekler e, çok severler ve kendilerinin Kapadokyalı olduklarını her yerde belirt belirtirler. Kayserililer birazsa. Niye derler Kayserililer? İra abla nasıl Türkçe öğrendin? İstanbul'dan bir işte ben öğrenmişim tamam kendi isteğinle mi Türkçe'ye merak sardın değil egemen lisan olduğu için öğrenmiş oldum Sevan ile evli olmak Türkiye'de başınıza bela oluyor mu yok böyle bir belayla karşılaşmadım çok kez Türkiye'ye gittim geldim belki de benim kim olduğumu bilmiyorlar İran'ın memleketi İstanbul mu Yunus Emre evet canımın için ...ben kendimi bir İstanbullu olarak e, görebilirim... E, ...babam İstanbullu, annem İstanbullu... E, ...babamın babası İstanbullu, babamın babasının babası İstanbullu... ...onun babası da İstanbulluymuş, onun babasının babası da İstanbulluymuş... ...ama anne tarafıma gelince... ...kadim coğrafyamızdan... ...büyük büyük ninem e, Eginliymiş... Ee, anne annem yani annemin annesi e, Arap bir şepik doğumlu. Ondan sonra İstanbul kum kapıya gelmiş. O soykırım olaylarından ailemizin bir tarafı kurtulmuş. Böylelikle ben doğmuşum. Kendinizi Hristiyan olarak tanımlıyor musunuz? Yok öyle bir derdim yok. Ama genelde mesela beni e, bu um, haçla görüyorsunuz ya, zannediyorsunuz ki bu kadın herhalde e, dindar ve e, Hristiyanlığını e, ön plana koyuyor. Öyle bir ilgisi yok. E, e, tüm dinlere saygım çok büyük. Müslümanların var olduğu yerlere de saygım çok büyük. E, sanırım Muhammed Salih Yatman'dan daha fazla camiye girmişimdir kendimi bir Hristiyan olarak tanımlamıyorum ama kafa kağıtları öyle diyor yayın kaydedilecek mi ben o işten anlamıyorum herhalde Sevan kaydeder bir yerim Hey tam Anadolu kadını maşallah demiş. Nereden bu kanaata vardın bilemiyorum. Bilemiyorum arkadaş. Nasıl bir Anadolu kadını ne demek ya? İran'ım çok güzelsiniz. 55 yaşına geliyorum. Bana böyle yağ çekmeyin. Sevan'la tam tencere yuvarlanmış. Kapağını bulmuşsunuz. Tanrı mutluluğunuzu daim etsin. Çok çok teşekkür ederim Gökhan'cığım. Bu ne demiş? Hangi? <laughs> Hangi Balkan ülkesinde yaşanır? Hangisinin dilini öğrenmeli? Şimdi Oğuzcum sen kaç yaşındasın bilmiyorum. Ben bu yaştan sonra mesela Balkanlarda kullanılan Slav lisanlarında biraz zorluk çekiyorum. Ya yani öğrenemiyorum. Eğer sen öğreniyorsan evet Balkanlar güzel. Seviyorum Balkanları. Arnavutluğu da sevdim mesela. Sırbistan'ı çok sevdim. Belgrad'a taptım. Montenegro küçük bir ülke yani bir ucundan bir ucuna böyle koşarsan varıyorsun iki buçuk milyonluk filan bir nüfusu var zaten ve herkes burada akraba olmalı. Montenegro 600 iki buçuk milyon zannediyordum. Kasaba yani bildiğin kasaba gençsen lisanlarını öğrenebilirsin. Mesela şöyle bir şey var. Bu, bu Balkan ülkelerinde gezdiğimiz vakit e, kiril alfabesiyle yazılı olan şeyleri daha rahatlıkla okuyabiliyorum. Belki de Yunanca bildiğim için ve bir sene Rusça eğitim aldığım için daha kolay geliyor bana. Keşke Rusça konuşsalar gibi saçma sapık şeyler de düşünüyorum. Ama onların kendi lisanları var. O lisanları konuşuyorlar. Ben de pek bir şey anlamıyorum. Fakat mesela Montenegro'da böyle acayip şeyler oluyor. Ee, geçen gün kaldığımız ev sahibinin oğlu geldi. Şuradaki makası verir misin dedi. Makas dedi abi makas makasa makas dedi yani. Ya da yolda giderken bir reklam gördüm döşek yorgan. Demek ki bu Slav lisanlarını öğrenmek o kadar zor değil yani. Bu ne demiş buradan? Sizi daha birikimli ve donanımlı olarak beklerdim demiş Hazan. Tabii Wikipedia gibi bir konuşalım yani sizinle. O mu hoş oluyor? Hocam geçenlerde Patmos, Patmos Adası'na gittim. Çok etkilendim. Gerçekten Patmos çok güzel bir ada. Manastır'a da çıktınız herhalde. İra Hanım İra kelimesinin anlamı nedir? İra kelimesinin anlamı çok basittir. Ee, Yunanlıların On tanrılarından Zeus'un kıskanç karısının ismidir Ira. Belki de siz bu Ira ismini Hera olarak duymuş olabilirsiniz, ama bunun Yunancası Ira'dır. Ira'nayla bir ilgisi yoktur mesela. Tanrıçın. Yunanistan ekonomik olarak 90'lara 90 göre daha kötü durumda mı? Hayır inanmıyorum. Yunanistan'ın 90'lı senelerinde e, şirket sahibiydim. Ee, Yunanistan'da 90'larda e, Niagara gibi akan bolca para vardı ve insanlar e, yatırımlar yapabiliyordu, iş alanları açabiliyordu. E, Herkes kendi kendinin patronuydu. Bu bu ülkelerdeki yegane sorunlardan biri de budur zaten. Herkes kendi işinde kendi patron olmak ister. Ee, şu anda Yunanistan'ın ekonomik olarak iyi gittiğini zannetmiyorum. Yakın çevremden de aldığım bilgiler böyle. En samimi dostlarım mesela Yunanistan'ı e, terk ediyorlar. E, çünkü alanları kalmadı. Çocuklarının da orada bir geleceği olduğunu hissetmedikleri için yavaş yavaş ülkeyi terk ediyorlar. Yunanistan'ın turizmi mesela herkesin ilk aklına gelen Yunanistan'da turizmdir ama Yunanistan'ın turizmi bütün Yunanistan'ı doyuramaz. O yüzden 90'lara göre sanırım Yunanistan'ın bugünkü ekonomik durumu iyi gitmiyor. Ee, Avrupa'dan da zaten büyük paralar gelmiyor Yunanistan'a. Avrupa Yunanistan Avrupa'nın öksüz e, çocuğudur çünkü. Başka başka ne var? Türkiye'de nereleri gezdiniz İran'ım? En çok nereyi beğendiniz? Şimdi ben şöyle bir tez yazdım Yunanistan'dayken. Bu tezin amacı sanat tarihiyle ilgiliydi. Kiliseden çevrilmiş e, camiler hakkında bir e, tez yazdım ve bu nedenden Türkiye'nin bir takım e, büyük kasabaları diyeyim kasabalarına gittim ve Türkiye'deki gözlenimlerimde e, gezdiğim yerlerden en çok e, belki de ön yargılı olduğum için Van'ı beğendim ay beğendim. Ondan sonracığıma başka Türkiye'de ilgimi çeken Hatay çok sevdim. Bunlar Karadeniz'de fazla gezinemedim. Öyle bir imkanım yoktu. Fakat um, Kapadokya'yı mesela Beğendim demiyorum Yani Beğenmedim ama ben aslında Kapadokya'yı beğenmedim Bakalım bakalım Burada komplike bir soru sormuş cemiyet düşmanlarım. Canımız Hira ablamız. 30 yaşı ve üstü olup evlenmemişlere bir 30 yaştan sonra evde kalmama rehberini soli bir 5 dakika özetler misiniz? Ne demek istemiş burada? Bu, bu cümleyi ben bir türlü anlayamadım. 30 yaşından sonra evlenmediysen arkadaş evlenirsin. 60'a kadar gider. 60'a kadar evlenirsin hiç merak etme. Vardır se senin içinde bir e bir bacı cemiyet düşmanı eğer erkeksen. Ma muhakkak vardır. Her tencerenin bir kapağı var çünkü. Hira Hanım, Sevan Bey'in bir günde çalışma programı nasıl acaba? Sevan Bey e, sistematik olarak e, acayip çalışkan bir e, erkek. Sevan Bey sabahleyin kalkar çok güzel bir kahvaltı yapar. Ondan sonra öğlen yemeğine kadar bilgisayar başında çalışır. E, zorla öğlen yemeğine getiririz. Yemeğini yer. Ondan sonra tekrar çalışmaya gider ve bu ritim böyle devam eder. Çalışkan bir insan Sevan Bey. İki hafta içinde üç cilt kitap bitirdi. Daha ne yapsın? İra ablamız ailenizde iki, İkinizin de varlık vergisi sürgünü aşk kaleye sürülenler var mı? Anılarını dinlediniz mi? Hiç merak ediyoruz. Çalışma kampları falan filan. Şimdi varlık vergisi dönemi benim büyük dedem Kumkapı'da kapıda ayakkabı tamircisiymiş. Zar zor geçiniyorlarmış zaten bir ayağını da zaten e, tren kazasında kaybetmiş ve bu adama inanılmayacak derecede bir e, vergi gelmiş Thomas Dedem'e. E, tabii ki o vergiyi ödemelerine imkan yok ailece e, ve son dakika, bu son dakika olayları başka insanlardan da duymuşumdur. E, da tam trene giderken mesela son dakika para biriktirilir ve e, ee, o zavallı insan kurtarılır benim dedem de öyle olmuş ee, karısının yani Hayganuş ninemin e, abisi Amerika'dan para yetiştirebilmiş ve e, Thomas dedem böylelikle aşkaleye gitmekten kurtulmuş zaten sakatmış adam ee, Çangar mı deniliyor Türkçe? Nedir ayakkabı tamircisinin? Böylelikle kurtulmuşlar yani. Fakat 6-7 Eylül e, olaylarında mesela e, dedemin, babamın babası yani büyük zararlar görmüş. E, bütün mobilya atölyesi talan edilmiş. E, Hattı evi de talan edilmiş. Pis sinek. Ee, zaten o olaylardan sonra da e, dedem Niko Yunanistan'a yavaş yavaş gitmeyi düşünmüş adamcağız. Çünkü evinde sandalye kalmamış. Bütün evinin e, mobilyalarını camdan aşağı atmışlar. 6-7 Eylül olaylarını yaşayan annem de vardır. O zaman genç bir kız. O da büyük bu kuatlardan son dakika kurtarılmış ihval tecavüz olaylarından. Öyle bir coğrafya. Bu anılar, bu anıların yaraları son nesil olarak bende kalıyor. Benden sonraki benim çocuklarımda bu travmalar olmayacak ee, zaten bu anılarla da büyümedi o nesil ee, belki de hepimiz için çok çok daha iyi olacak bu. Devşirilmiş Ermeniler tekrar Ermeni olsa ne kadar Ermeni olabilir İra Hanım bilemeyeceğim. Şu anda Türkiye coğrafyasında Müslümanlaşmış ne kadar Ermeni var bilemiyorum. Belki iki buçuk milyon mu desem bilmiyorum ne kadar olduklarını. Ama e, dünyaya serpilmiş Ermenileri toplasak, Ermenistan'daki Ermenileri de toplasak, e, bu dönmeleri de toplasak ne bileyim ne doğruduruz bir e, <laughs> halk olurlar herhalde. Ama öyle bir olanak yok. bu dışkıcıları sil be abi be sil yani dışkılar. Sen de mi soru sordun bana? Hiç gelmedi bana. Hayret bir şey. Sevan Bey bana soru mu sormuş burada? Yok yok gel gör bak yok burada sorun yok. Şey ben, ben... Ben çünkü live chat'tayım. Öyle yanlışlar yapmam ben. Belki de ben de sevenleşan yan olarak girdiğim için mi göremiyorum? Ya, değil mi? Efendim. Ee, Herkül Milas varlık vergisi dönemi için 6-7 Eylül olaylarından belki 100 kat daha fazla ürkütücü ide demişti. Haklıdır e, Herkül Milas. Ee, 6-7 Eylül Rumları vurdu. Doğru mu? Şimdi bu soruyu geçen live'da da sormuşlardı. Ee, belki e, biraz e, şimdi kadınların şöyle bir şeyi vardır. Hissettirmeden e, erkeklere bir dırdırlarıyla beyin yıkaması yaparlar. Ama Sevan'ın böyle bir oyuna geleceğini pek zannetmiyorum ben. Fakat ben Rusçuyum. Bu değişmez yani. Bir de inkar da etmem yani. Rusçuyum ben. Ama benim Rusçuluğum Sevan'a ne kadar bilmiyorum. Yaşlı başlı adam ya kendi kararını kendi veriyorum. Nurten Yücel bize iki buçuk euro bağışta bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz Nurten. Nurten. Çok sağ ol. Sevdiğiniz Türk sanat müziği eserleri var mıdır? Birinin mırıldanır mısınız? Arada bir Türk sanat müziği dinliyorum. Seviyorum çünkü e, dedem dinlerdi, anneannem dinlerdi. Hatta zatında şey İstanbul Radyosu'nda keman çalan bir Türk sanat müzikci müzikcimiz vardı Türkiye'de İstanbul'da yaşadığımız mahallede. O da çıkardı kemanıyla böyle balkondan güzel serenatlar yapardı. Fakat mırıldanacak bir şey şu anda aklıma gelmiyor. Fakat hoş dinlenen bir müziktir Türk sanat müziği. Tercih ederim o arabesklerden. Hiç Rusya'da yaşadınız mı? Ee, Rusya derken e, Sovyetler'de bir ara bulundum. Fakat fazla bir şey gördüğümü zannetmiyorum yani ama yaşadım denilemez. Ya, turistik olarak. Putinci mi Rusçu mu ikisi? arklı şeyler ama demiş. Haklı. Putincilik başka, Rusçuluk başka. Çok çok iyi bir tespit bu. Fakat Putin'e de hak veriyorum. Şu anki duruşu için. Ee, hatta Putin'i çok sabırlı bir siyasetçi olarak görüyorum. Yani ee, Neyse devam etmeyeyim ondan sonra kötü kötü şeyler söyleyeceksiniz. Çok sabretti Putin. Ee, pardon yani kıçının dibine kadar gelmiş bu o düşmanlıklara karşı dayanma gücü gerçekten e, kayda değer bir olay. Ve çok sabretti Putin. Ee, Sevan Bey ile hangi konularda kavga ediyorsunuz? Her Evlilikte kavgalar olur, ufak tefek kavgalar olur ee, ama öyle büyük önemli kavgalarımız yok. İnşallah da olmaz. <laughs> Mesela bu arkadaş burada demiş ki, İran'ın Türkiye'nin yakın geleceği hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bilemiyorum. Ben Türkiye'nin yakın geleceği hakkında ne anlattım. Sovyetler şeytandır demiş bir arkadaş. Okey. Rebetiko dinler misiniz? Hayır. Pek hoşlanmıyorum. Arada bir dinliyorum ama o kadar da hoşlandığımı söyleyemem. Sevan Bey nerede? Sevan Bey burada. Pardon, nasıl söyleyecek Hayır. Şimdilik bir iki soru daha alalım. Ondan sonra da kapatalım. Nezih 22 yaşınızla karşılaşsanız ne tavsiye verirdiniz? Neyi yapmamasını isterdiniz? Neyi anlatırdınız? Bu soruyu anlayamadım. Çünkü kime bu? Iı, Sevan'a mı neyi yapmamasını isterdiniz? Pek onu anlayamadım. Özür dilerim nezih. Sorunu anlayamadım. En çok Sevan Bey'in neyinden şikayet ediyorsunuz? Egoistliğinden. İran'ım. Atina'ya 2017'de gittim. Çok hoşuma gitti. Ne kadar güzel. Ben de seviyorum Atina'yı. En sevdiğiniz ressam? Pek çok ressamı seviyorum. Ee, ama yani en çok en çok sevdiğin dersen ne bileyim. Bilmiyorum mesela Ayvazovski'yi çok seviyorum. Çünkü e, ee, Neden seviyorum Ayvazovski'yi biliyor musunuz? Ayvazovski'nin her eserinde çok küçük bir pif nokta vardır. Ayvazovski kırmızı rengini kırmızı olarak fazla kullanmaz. Fakat her yaptığı eserde çok küçük kırmızı bir teferruat vardır. O yüzden seviyorum. Uzaktan Türkiye'nin çöküşünü hissedebiliyor musunuz? Yok. Yani Türkiye'nin çökeceğini zannetmiyorum. İran'ım, Sevan Bey'in sizi hak etmediğini düşünüyor musunuz? Ne bileyim ya saçma bir şey. Ee, senin Sevan gördüğün ve benim göremediğim bir soru var mı? Ahmet Gür demiş ki İracur'u şişirilmiş bir balondur demiş. Ahmet abi niye geldin o zaman sen buraya? Madem öyle. Tamam arkadaşlar. Bir buçuk saat mi konuşmuşuz? Evet arkadaşlar e, bir buçuk saat e, bilumum sorularınıza cevap verdim. Bu meanda bu sene e, Samos'ta bulunan bir köy evimizi Airbnb'ye koyduk. E, üç tane dairesi olan ve gün aşırı e, oradaki bize yardımcı olan e, arkadaşımızla irtibattayız. Evet. Gelen konuklarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Ee, bugün de bir e, konuğumuz geldi. Biraz önce eve vardım. E, o yüzden yayını kapatıyorum. Ve e, konuğumuzla ilgilenmek için telefonumun başına geçeceğim. Eğer siz de Samos'a gitmek istiyorsanız ve son dakika yer bulamadıysanız bana yazın. Size bir yerler bulabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Okay. Tamam. Başka da soru yok. Sevgili kocacığım, nereden bunu biz şey yapıyoruz?